Evet, biz şu andaki mutfak yönetim panelini almıştık. Şimdi mutfak daha çok kullandığımız mutfak kasiye yönetim anahtarı. Kasiye yönetiminde masalar sipariş, kurye siparişlerini, yalan siparişlerini almaktır. Sistem asistanı. Kullandım bakalım. Evet, açıldı. Bağlantı kurdu. Zaten açıklıyor. Hangi sistem başlatıyor. Açık olan masalarımızı görüyoruz. Birden şifremizi giriyoruz. Giriş diyoruz. Burada masalarımızı açıklıyoruz. Yeni masa açmak istiyorsak masa 01'i açmak için tıklıyoruz. Yeni sipariş veriyoruz. Yeni sipariş verirken kebapta ne verelim? Adana ciğeri verdik. Adana kebabı verdik. İşte Adana ciğerini açıklamadı. Adana ciğer. As. As pişmiş. Telefonla da verebiliyorlar. As pişmiş. Şekil olsun. Burada Adana ciğeri bastığın zaman buradan bastığın zaman yarım porsiyonunu tam porsiyonunu buradan seçebiliyoruz. 1,5 porsiyonunu buradan seçebiliyoruz. Şu anda bir porsiyon olduğu için siparişi verebiliyoruz. Siparişi verirken masayı verdik. Yeni bir masa açmak istiyorsan tekrar aynı şekilde. Burada kebap çeşitlere girdik. Lahmacun çeşitlere girelim. 2 tane kıymalı lahmacun. İçeceklerden 100 ml Fanta. Burada açıklama işletleri ekleyebilirim. Ürünü eklediğiniz zaman bu şekilde girebilirim. Masayı başka yere taşımak istese, yani A04 masası A07'ye taşımak istesem burada çift tıklanıp taşı dediğiniz zaman masayı 07'ye hangi masaya taşıyacağımızı çift tıklanıp masa taşımak ister misiniz? Evet diyoruz. Masayı A4'ten A7'ye taşıyoruz. Masanın ödemesini nasıl almıyor? Şu anda açık olan masamız şu anda açık olan masamız şu anda şöyle bir yukarıya alalım. Açık olan masalarımız var. Evet, açık olan masalara girelim. Açık olan masalarımız var. Masanın ödemesi kaç dakika olmuş? Şurada ödemesini aldığı zaman, ödemesi al dediği zaman nakitse nakit. Nakit dedik, para üstü 200 milyon verdi. Nakitle ödemeyi aldık, ödemesini al. Fişi yazdırmak istese evet, yazdırmak istemiyorsa hayır diyoruz. Şu anda fiş yazdırmak olmasa hayır diyor. Masanın para üstü 113 milyon. Müşteri geldi. Burada 35 milyonluk bir masa var. Ödemeyi aldığınızda ekstra indirim de yapabiliyoruz. %55 de indirim yapabiliyoruz. Ve ekstra indirim Star olarak değerlendirebiliyoruz. Bir dedik. Star olarak düzeltebiliyoruz. Seçebiliyoruz hepsini. Burada ödeme şeklinde de ki ekstra indirim derken yani ekstra indirime bastığınız zaman 2 TL dediğiniz zaman indirim yaptığınız zaman 48 ediyor. Ödemeyi al dediğiniz zaman ödemeyi buradan alabiliyoruz. Para üstü göstermedik. 55 milyonluk yeni bir masa açalım. Masalı Adana kebabı ve 100 ml kola. Kıymalı lahmacun verdik. Siparişi verdik.
Masaları nasıl birleştirebiliriz? Sağ tıklı, tıklarım. Çift tıklam. Ürünü taşıyabiliriz veya birleştirebiliriz. İki masa birbirine birleştirebiliriz. Hangi masa masa sıfır birleştiriyoruz. Hangi masayı birleştirmek istiyoruz? Tıklanıp masayı ikisinin fiyatını birleştirebiliyoruz. İki masayı bir masaya döndürebiliyoruz. Yani bir masada bir hesapta iki masada geçebilir. Buradan görebiliyoruz. İki masanın hesabını görebiliyoruz. Birleştirdik. Yeni bir masa açalım. Tekrar Adana kebabı, fanta veya burada ürün de arayabiliriz. Kıymalı lahmacun dediği zaman kıymalı lahmacun da burada çıkıyor. Burada seçiyoruz. Ürünü taşıyabiliyoruz. Ürünü başka bir masaya da taşıyabiliyoruz. Veya sipariş ayrı olarak edebiliyoruz. Ürünü taşı dediğin zaman hangi masaya taşımalıyım? Bahçem mi? Kat 2 mi? Kat 2 hangi masaya taşımalıyım? Taşıyabiliyoruz. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Masayı taşıyabiliyoruz. Aynı şey sipariş ayrı olarak verebiliriz. Mesela Adana kebabı ve kıymalı lahmacun. Kredi kartla ödemek istiyor. Müşteri kredi kartla dediğin zaman evet kredi kartla ödedim. Kapat dediğin zaman kalan ne kadar kaldı? 28 milyon. 28 milyonu ne şekilde ödedik? Ödeme aldığın zaman bu 28 milyonluk hesap kredi kart dedik ya. Evet. Kredi kartı aldık. 43 milyon. Toplam ödemeyi yazdığın zaman bir şey yazdırmak istiyorsan yazdırmak istiyorsan 28. Orada. Siparişlerini yaptığımız bir siparişi iptal edebiliyoruz. Eğer sipariş zamanda gelmediyse müşteri iptal eder, tadı bozuk olur, gitti. Yanlış sipariş. Buradan iptal edebiliyoruz. Yani siparişi üzerine çift tıklanıp siparişi servis edildi mi edilmedi mi sağ tıklanıp ürün kalmadı veya sipariş geçti veya tadı bozuk veya yanlış sipariş veya sipariş gelmedi mi beyan edebiliriz. Fişi yazdırabiliyoruz. Sipariş türü değiştirip toplu iptal edebiliriz. Sipariş notu da ekleyebiliyoruz. Bu şekilde de görebiliriz. Evet. Masaları bu şekilde. Tüm masaları şu şekilde. Bahçe kat üstteki masaları böyle görebiliriz. Şu anda masa olmadığım için bahçe masası görebiliyoruz. Eksi bir kattaki masaları görebiliyoruz. Şu anda masa ekranımızda. Giriş katı masaları görebiliyoruz. Tüm edelim tüm masaları görebiliyoruz. Daha önceki masalarımız varsa, masayı çift tıklanıp buradan görebiliriz. Veya masayı sağ tıklanıp bu masada kaç kişi oturmuş, kaç kişi sipariş vermiş, 105, 32. Daha önceki hangi saatte, hangi dakikada masalar oturmuşsa sağ tıklanıp masaları daha önce geçmiş siparişleri burada görebiliriz. Veya geçmiş siparişi şunu düzeltebiliyoruz. Yani nakit değil de ödeme şekli kredi kart almış. Bunu düzeltebiliyoruz. Kredi kartla düzeltme yapabiliyoruz. Ödeme şekli kredi kartla değiştirdik. Notu fişe düzeltebiliriz. Yanlış almış olabilir veya verisi veya havale. Bu şekilde düzeltebiliriz. Geçmiş siparişlerimizi masalarına aldık. Bu masalarda gel al demek yani müşteri gelip içeriden ürün almak demektir. Siparişi veririz. Adana kebabı. Kola verdik. Siparişi verdik. Kapat dedik. Burada da kapat dedik. Siparişi hazır olduğu zaman ekran yanıp sönüyor şu anda. Hazır olduğunu anlamına gelir. Siparişi tıkladık. Evet, nakit mi, kredi kartı mı, ödemeyi al dediğin zaman buradan da seçebiliyoruz. Kartları havale ediyoruz. Rahat mı, kaport mu? Bunu bu şekilde de yapabiliyoruz. Bu şekilde de yapabiliriz. Ödemeleri alabiliriz. Kuryede bir işlem yapmak istersen kuryedeki müşteri önce isimden arayabiliyorsun. Ne yazalım? Ramazan Bey yazalım. Ramazan'ı tıkladıktan sonra Ramazan Bey'e ne satacağız? Müşterinin bakiyesi olmadığı için burada bakiye gözüne. Varsa bakiyesi gözüküyor. Oradan Adana kebabı, kıymalı siparişi verdiğim zaman siparişi
Kapat. Şimdi siparişi buradan gönderme şey var. Kuryede gönder dediğin zaman bir şey yazılmak istersen yazılmak. Siparişi gönder. Kurye siparişi gittik geldikten sonra kurye gidip siparişi verdikten sonra kaç dakika arayla gitmiş, kaç saniye gitmiş. Bu da süre bazında algılanıyor. Siparişi verdikten sonra gelip kasiye ödemesini yap. Ödemesini tamamladıktan sonra siparişi tamamla, butona bas. Sipariş bir dakika içerisinde yapılır. Bir daha anlatalım. Kurye bastığın zaman, ürün eklediği zaman burada müşteri seçiyoruz. Müşteri şu anda Mustafa bu kasiye seçtik. Adana kebap verdik. Kimisine kola verdik. Büyük çay verdik. Siparişi verdik. Buradan oku, adres gözüküyor. Kurye gönder dedik. Bir şey yazılmak istedi. Evet yazın. Yazılmak istemiyorsan hayır diyorum. Ondan sonra kurye geldi. Kurye şeklinde ödeme şeklini değiştirebiliyoruz. Nakit mi, kredi kartı mı? Kredi kart dedik. Siparişi tamamla dediğimiz zaman siparişi tamamla. Yani siparişi tamamladıktan sonra bir dakika başlayacağım. Bu sistemi küçültebiliriz. Veya açabiliriz tekrar. Masalara geri dönebiliriz. Tarih aralıkları burada gözüküyor. Tüm masaları yönetici kullanıyor. Şu anda şifre kim kullanıyor? Yetim. Kim de kullanıyorsa bu yetimlerden. Burada sabah ilk açarken mesai başlatıyoruz. Akşam çıkarken mesai bitir. Mesai bitirken rapor alabiliyoruz. Küçükler de aynı şekilde burada ekran indirebiliyorsun. Veya yönetici paramı daha önceki yönetici paramı da açabiliyoruz. Para çekmecisi açabiliyoruz. Veri ödemelerimizi alabiliyoruz. Buradan görebiliyoruz. Veri sevi var mı? Yok. Yine bir şey ödemelerimizi alabiliyoruz. Gider grubu yapabiliriz. Şeyi seçebiliyoruz. İşte nedir? Palmiyle gıdadan ne aldık? Palmiyle gıdadan ne aldık? Stokta bakım mı? Stok mu? Ne kadar tutarı? İşte 100 milyon. 1 milyon kola aldık. 2,5 litre kola aldık. Bunu ödemesini aldık. Zaman kola aldık. Siparişi gider yazabiliyoruz. Günlük gider derken kasada düşen para yani. Yani normal giderle ayrı. Buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde kuryede ödemeyi de alalım. Şu anda kuryede bakalım bizim kuryede alacağımız var mı? Yok. Cennet Arslan bir kuryemiz var. Bu da kuryeler şu anda ondan olmadığı için edemeyiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.